şöyle bundan bahsetmiştir. وَيَسْتَجِيبُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ Müminleri ve hayırlı amel işleyenleri senin dualarını kabul eder ve kendi lütfuyla daha da çoğaltarak onlara verir. Allah-u Teala'nın lütfetmenin ölçüleri ve yolları insanın düşüncesinden çok üstündür. Böyle Allah'a inanıyorsak o zaman hiç bir sebep yoktur ki durum ve eski hatıralar bizi ümitsizliğe sevk etsin. Hz. Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi bazen insan der ki şimdi başka bir yol kalmamıştı necat için. İnsanların dairesinde olan bir çare kalmadıktan sonra la taknatu min rahmetillah sesi gelir. Ve yanşuru rahmetuhunun manzarasını bir aciz insan görür. Onun için bu bizim görevimizdir. Gecelerimizi, gündüzümüzü dualarla geçirelim. Özellikle bu celsa günlerinde celsaya gelmiş olan insanlar Kadiyan'da ikametin her saniyesini dua ile geçirsinler. Özellikle Pakistan'dan gitmiş olan amiciler unutmasınlar. Allah-u Teala der ki onun rahmetinden sapıklar dışında hiç kimse ümitsiz olmaz. Onun için bu ümitsizlik yabancıların görevidir. Biz sapıklardan değiliz. Biz Mehdi Ahruz zamana inananlar insanlarız. Bize Allah-u Teala o Mesih ve vaat edilen Mehdi vasıtasıyla karanlıklardan aydınlığa getirmiştir. Bizi Allah-u Teala sapıklıklarda yürümek yanına sırat-ı müstakimde yürümemizi nasip etmiştir bize. Allah-u Teala'nın lütfuyla Ahmediler genellikle bunu bilirler. Onun için İmanın kuvvetiyle her çeşitli fedakarlık da gösterirler. Allah-u Teala'nın rızası uğruna o sancıları, eziyetleri, muhaliflerin kendilerine verdiği eziyetleri asla aldırış etmezler. Kendi şehitleri asla üzülmeden ve karlı bir şekilde defne ettikten sonra dua ederek evlerine geri dönerler. Ve daha sonra yaşlarını Allah-u Teala'nın önünde akıtırlar. Ama birer ikişer az da olsa bazen ümitsizliğe de kapılmış olurlar. Din bilgisine sahip olanlar dahi böyle davranırlar. Cemaat görevlileri arasında da böyle insanlar vardır. Tek tük. Bazen bana da yazarlar. Bu eziyet günleri uzamaktadır. İki yahut gün yahut öbür günden bahsediyoruz. İzlik ama bunlar bitmemektedir. Bir iki günlük mesele diye düşünüyorduk. Hiç unutmayalım, kavimlerin hayatında günlerin önemi yoktur. Kavimlerin hayatında birkaç senenin dahi bir önemi yoktur. İlerleyen kavimler yalnız bir yerdeki savaşa bakmazlar, bir tarafa göz atmazlar. Kavmin topluca ilerlemesini ne bakarlar? Allah-u Teala'nın lütfuyla Pakistan'ın şiddetli durumundan sonra cemaatin ilerleme hızı birkaç kat daha çoğalmıştır. Hatta Pakistan'da dahi Allah-u Teala'nın lütfuyla bu ilerleme eskisinden daha fazladır. Evet, bazı zorluklar vardır, bazı yasaklar vardır.
can ve mal zararı vardır. Halife, vaktin halifesi ile cemaat direkt olarak ve halife de direkt olarak cemaat ile bizimle görüşmek isterler her iki taraftan. Tabii ki bu vardır. Ancak Allah-u Teala lütfederek bunun için yarı görüşmeyi, mülakatı bizim için emtiye vakasıyla bize nasip etmiştir. Eğer Pakistan'da celsa ve içtimalar yasak idi ise emtiye vasıtasıyla da olsa birkaç celsa ve içtimalara her amedi, Pakistan'daki amedileri de tabii ki buna iştirak etmektedir. Allah-u Teala bütün yasaklara rağmen manevi bu ziyafeti yasak etmemiştir. Allah-u Teala'nın o kadar lütufları varken hiçbir zaman hiçbir Ahmedi'nin kalbinde ümitsizlik olmamalı. Bugünlerde Rabb'a ahalisi ve Pakistan'ın Ahmedileri dahi kendi rahatsızlıklarını duaya yönlendirmelidirler. Kendi düşüncelerinde Rabb'ın celsan revnaklarını ve güzel ortamını gözlerinin önünde bulundurarak düşünüyorum. Allah-u Teala'nın kaderinin Ahmediye cemaatinin zaferinin kaderidir ve ben bunu düşünüyorum. Her Ahmedi'nin görevi budur. Bu kader Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun dinini bütün dünyaya üstün kılmak kaderidir. Mesih-i Muhammed'in cemaatinde dünyanın ortak etme kaderidir. Bütün diğer kavimler gibi Pakistanlılara dahi Mesih-i Muhammed Aleyhisselam'ın doğruluğunu harikulade bir şekilde açıklamaktadır. Bu öyle bir kaderdir. Onun için dualarımızda özel bir renk ile bu ilahi kaderi kendi hayatımızda görmek için Allah'tan aciz bir şekilde dua etmeye devam etmeliyiz. İstemeye devam etmeliyiz. Rabb'ın revnakları ve güzel ortamı, Rabb'ın sokaklarında celsa yerine giderken ve gelirken insanların kalabalığı gözlerimin önünde canlanmaktadır. Ancak orada asla bir kavga, bir gürültü, patırtı yoktur. Kadın, erkekler, herkesin bilinci içinde olurdu. Eğer azıcık bir hadise olduysa hemen atfal ve görevli hudamlar yol göstermek için orada bulunurlardı ve hemen onlara yol gösterirlerdi. Ve dikkatlerini çekmelerinden sonra herkes onlara uyardı, kendi yoluna devam ederdi. İnsanların bu kalabalığı bir su gibi akıp giderdi. Celsa yerine gitmekte olurlardı ve aynı şekilde geri gelirlerdi. Bir tarafta erkekler, bir tarafta kadınlar olurdu yolun her iki tarafından. Her erkek kadının kutsiyetini ne riayet ederdi ve her kadın kendi hayatını korurdu. Hatta erkek ve kadın birbirinin yoluna mani olsunlar, bu asla mümkün değildi. Tesettüre riayet edilirdi. Gözü alçak tutmak, bakışı alçak tutmak, bakışı indirmek vardı. Bu da Medine sokaklarındaki manzarayı gözlerimizin önünde canlandırmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kadınlar bir tarafta duvarlara yakın bir yerde yürüsünler ve erkekler öbür tarafta yürüsünler. O kadar riayet edilirdi ki refahat vardır. Bazı kadınlar öyle duvarlara yakın yürürlerdi ki
onların çarşafları, bazen taşlara, duvardaki taşlara sakın takılırdı. Bu da itaatin en yüce örneğini göstermek için idi ve haya ve kutsiyetlerini korumak içindi. Bu manzaraları da söylediğim gibi Rabbada'da görmemiz mümkün Celsa günlerinde. İslami geleneklerin örneğini Rabba gelenler genel olarak ve genel günlerinde ve Celsa günlerinde özellikle görürlerdi. Kadiyan'da dahi sokaklar dardır. Onun için Kadiyan'daki celsaya katılanlara söylüyorum. Birçok insan ilk defa gitmekte olurlar. Birçok ülkelerden gelmekte olacaklar. Bazen kendi yolunda devam etmelerine riayet etmezler. Onun için görevliler size yol göstereceklerine kadınlar ve erkekler ayrı ayrı yollarda yürüsünler. Kadiyan hakkında yabancılar dahi bundan 80, 90, 100 sene önce yazmışlardır. Orada İslami değerlerin en güzel örneğini görmemiz mümkün. İslami değerlerin. Bu güzel örnek Kadiyan'da bugün dahi görülmeli. Uzak yerlerden yabancılar dahi celsaya gelmiş olacaklardır. Hayya ve Kudsiye'nin Kudsiyesini korumak ile birlikte celsaya katılanlar kendi namazlarını da korusunlar özellikle. Ezan sesini duyar duymaz herkes camiye gitmeli. Aynı şekilde celsa devam ederken konuşmaları dinlemek için dikkat etmeliyiz. Celsa bir fuar değildir. Mesih Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi. Orada şimdiki habere göre 6-7 bin misafir gelmiştir dışarıdan. Her birisi celsanın kutsiyetini de gözlerinin önünde bulundursunlar. Bunu da muhafaza etsinler. Pakistan'dan gelmiş olan birçok insan vardır. Yüce Allah onlara direkt olarak celsaya katılmak için manevi haz alma fırsatına vermiştir. Onun için tam bir mümin gibi tam olarak istifade etmeye çalışmalı her bir insan, her bir katılımcı. Şuna da dikkatimizi çekeyim ki celsaya katılanlar, katılan her bir insan için, her birisinin kalbinde ve fiilinde fedakarlık olmalı. Onu görmemiz mümkün olmalı. Orada bir hem ev yemek zamanında hem toplantı celseye girerken vakti çıkarken asla bir arbede yaşanmamalı. Arbede eğer bencillik olursa o zaman olur. Çoti se çoti baat se lekar bari baaton ka kurbani dikhayenge. Eğer orada dikkat ederseniz o zaman böyle bir kargaşa yaşanmamalı, yaşanamaz. Bazen hasret duyanlar dahi çaba sarf ederler. Şu yahut bu yolla orada bir kargaşa yaratsınlar ki gayelerine ulaşabilsinler. Onun için unutmayalım.